Bir defa Altay'la oynadık. Küme düştüler, o yüzden onlara tüm saygımızı göstermeye çalıştık. Altay camiasına geçmiş olsun diyorum. İnşallah onların hak ettiği yere dönerler. Bize gelince ilk günden son ana kadar oyunu güzelleştirmek için, sahanın içinde kalabilmek için her şeyi yaptık. Ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi oynadılar. Kötü oynadıklarında da hep oyunu güzelleştirmeye çalıştılar. O mücadeleyi gösterdiler. Bugün geldiğimiz noktada onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tarihin en güzel, en erken lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüp Sultan semti bazı şehirler kadar büyük bir semt. O yüzden bunu çok hak ediyor. İnşallah stadımıza da kavuştuğumuzda ülkemize örnek olan, gençleri yetiştiren, kadınların, çocukların gelebileceği bir kulüp olmak istiyoruz. Hayalimiz bu. Bugün bu hayalin ilk adımını attık. Burada Sayın Başkan Murat Özkaya'ya çok teşekkür ediyorum. As Başkanımız Fatih Kulaksa'ya çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı, bu imkanları sağlamasaydı asla başaramazdık. Ama en önemli teşekkür oyuncularıma. Çünkü Bodrum'da eğlendikten sonra onlara en erken şampiyonluğu kazanacağım dediklerimde birçoğu şüpheyle baktı ama bazıları da inandılar. Sabah 6'da kalkıp çalıştılar. O yüzden ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sonuna kadar hepsini gönülden tebrik ediyorum. Ama bundan sonra da kalan haftalarda da en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Çünkü kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En dürüst, en iyi şekilde, en iyi halimizde. Tabii ki bir şeyler deneyeceğiz. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama en iyi halimizde sahada olmaya çalışacağız. Söyleyeceğim şey şu. Oyuncularım yapmak istediğimiz, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde bir sürü oyuncumuz var. Alışkanlıklarını değiştirmek, her gün tekrar yapmak, tekrar antrenmanı üzerinden gitmek. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara da şunu söyledim. Önce biz aileyiz. Onlar benim için futbolcudan önce bir insan. İnsani özellikleri, aileleri bizim için önce geldi. Ve bu ligdeliği sağlayınca bu başarı geldi. Ama dediğim gibi artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede başka türlü çalışıp başka türlü davranmalıyız. Anları daha doğru oynamalıyız. Ama oraları da oynayabilecek, oraları da güzelleştirebilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde bugün lige çıktık. Bence Süper Lig'de renk katacağımızı düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargıyla bakmasınlar. Çünkü biz oyunu güzelleştirmeye çalışan, tesisleşmeye çalışan, gençlere, kadınları futbola çekmeye çalışan bir kulübüz. O yüzden bize böyle bakarlarsa çok sevinirim. Enteresan duygular içerisinde tabii. Annem burada, karım, çocuklarım. Kolay bir şey değil ama tabii daha anlamıyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Tabii tesise gidince anlarız çünkü çok fazla uykusuz gece geçirdik. Çok fazla stres, gerginlik. O yüzden bakalım tesise gidince anlayacağız. Okey, teşekkür ederim. Sağ olun. Bize çok fazla bir şey kalmadı ama bir noktaya değinmek istiyorum. Sosyal medyada sürekli bir algı oluyor İstanbul takımı olmasın diye. Eyüp, Halit sahilden Karadeniz sahiline kadar çok büyük bir ilçe. 450 bin nüfusu var, il kadar bir ilçe. 1919 yılında Kurtuluş Savaşı mücadelesine katkı vermek için kurulmuş 105 yıllık bir camia, tarihi olan, mazisi olan bir camia. Çok tutkulu, ateşli taraftarı olan, diğer İstanbul takımlarından biraz daha farklı bir camiayız biz. Ve daha önce şunu da söylemiştim ben. İstanbul'da üç büyüklerin dışında en çok taraftarı olan camiayız. Dolayısıyla İstanbul takımı olmasın algısına kesinlikle katılmıyorum. Süper Lig'e katkı verecek bir camia, bir kulüp anlayışı oluşturmak zorundayız. Tesislerimizde, stadyumumuzda, stadı dolduran taraftarımızda ligin marka değerine katkıda vermek zorundayız. Bu sorumluluğu hissediyoruz. Ama yani İngiltere Premier Ligi'nde Londra'da 7 tane 8 tane takım var. Orada kimse Londra'dan niye 7 tane takım var diye bir şeyi sorgulamıyor. Dolayısıyla hak ediyorsak, düzgün yönetiyorsak, şehir takımları bugün 30 bin kişilik statlarda 3 bin kişiye 5 bin kişi oynuyor. Bugün burada biletler satışa çıktı, bir saat sonra bitti. Bugün burada 3-4 bin kişi burayı doldurdu, bir o kadar kişi dışarıda kaldı. Dolayısıyla yeni stadımızla birlikte Süper Lig'e çok renk katacağımızı düşünüyorum. Eyüp Spor camiasına da yakışır bir başarı oldu. Oyuncu kardeşlerimizi, en başta başkanımız Murat Özkaya'yı 5 yıl önce kulübe aldığımız günden bugüne kadar sağlamış olduğu gerek idari anlamda gerek ekonomik anlamdaki katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Önceki dönem belediye başkanımız Sayın Deniz Köken'e bir teşekkür de ona ediyorum. Onun da çok ciddi katkıları oldu. Yeni belediye başkanımız seçildi. O da bugün taraftarımıza stadyum sözü verdi. Bir yıl dışarıda oynayacağız. İnşallah en kısa sürede ilçemizin siyasileri, kanaat önderleri stat konusunda da gereken desteği verirler. Süper Lig'e renk katan, yakışan, milli takıma oyuncu yetiştiren, Türk futboluna hizmet eden,
fair play anlayışını yansıtan, fair play ruhunu yansıtan, kimseyi ötekileştirmeyen, kavga etmeyen, hakem konuşmayan, biliyorsunuz 5 yıldır biz hakem konuşmayan, sahanın içinde kalan bir camiayız. Aynı anlayışta, aynı kültürle devam edeceğiz. Yeni bir duruş sergilemek istiyoruz. Teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla da. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Bizim için en önemli şey ne biliyor musunuz? Sizin varlığınız. Bizi dünyaya anlatan, ülkemizi anlatan, sokakları anlatan, bu emeği harcayan sizlere şampiyonluğumuz kadar size de teşekkür ederim. Bu anlatması zor bir olay, uzun bir hikaye. Bir hayaldi 5 yıl evvel. Ve o günkü arkadaşlarımla başladığımda biz şampiyon olacağız, Süper Lig'e çıkacağız dediğimde belki inanmışlardı, belki inanmamışlardı ama bugün yaptık. Ve biz bugün Süper Lig'deyiz. Bundan sonraki 5 yılımız başlıyor. Eğer varlığım, hayatım devam ederse bir 5 yıl sonra en büyük dileğim bir Avrupa Kupası'nda bir Türk takımı olarak final oynayabilmek. Ama bunu başarırım, başaramam ama bugün bunu burada söylüyorum. Hayalim Avrupa Kupası'nda final oynayabilmek. Biz bir semt takımıyız. Küçümsenmemeliyiz. Burada binlerce çocuk var. Ben bu semtten büyüdüm. Bu armada basketbol oynadım. Bu armada sahaya çıktım. Ve bir hayalimi buradaki çocuklara anlattım. O çocuklara tekrar sesleniyorum. Bu hayallerimizin peşinden koşmaya devam etsinler. Hep birlikte hayallerimizi gerçekleştirelim. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Avrupa'da final oynamaya, Avrupa takımını buraya getirmeye söz veriyor musunuz? Evet! Söz veriyor musunuz? Evet! Söz veriyor musunuz? Evet! İnanılmaz bir duygu. Dediğiniz gibi 5 hafta kala şampiyonluğumuzu garantiledik. Bir ilçe takımının ilk defa Süper Lig'e çıkmasında bizim de katkılarımız oldu. Tarif edilemez bir duygu. Daha önce birçok güzel anılar yaşadık ama bu bambaşka olacak. Başta Arda Hocam olmak üzere Murat Başkanım ve Fatih Başkanım'ın hepsinin desteği, mücadelesi, takımın bütünlüğü. Gerçekten bir aile ortamı vardı Eyüp Spor'da bu sene. Bunun sonucunu 5 hafta kala şampiyonlukla aldık. İnşallah Süper Lig'de önce kalıcı, daha sonra hedefleri olan bir takım olarak hem Eyüp Spor olarak hem de Eyüp ilçesini, semtini gururlandırmak istiyoruz. Dediğim gibi önce kalıcı sonra hedefleri olan bir takım olmak istiyoruz. Eyüp takımının farkı gerçekten çok isteyen, bir aile olan ve bunu sahaya yansıtan bir takım görüntüsündeydik. Ya dediğim gibi Arda Hoca ilk geldiği günden beri aile vurgusunu, oynayan oynamanın bir olduğunu, bir takım olduğumuzu, ilk 11'in değil de 21 kişinin olduğunu bize gösterdi. Bence şampiyonluğun en büyük anahtarı buydu. Herkes de buna inandı. Arda Hocam'ın davranışlarına, taktiğine, insanlığına ve kişiliğine o bize sahip çıktığı gibi biz takım olarak da sahip çıktık. Bütün her şey bir paydada buluştuğu zaman, ortak bir nokta olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Biz de bunu sağladık. İnşallah dediğim gibi Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Çok mutluyuz tabii ki de. Daha da erken olabilirdi ama kolay değil bu gerginlik. İster istemez şampiyonluk baskısı. Gördüğünüz gibi Adana maçında, bu maçın ilk yarısı da gitgeller olan bir oyundu. Daha sonra golleri bulduktan sonra gerçek oyunumuzu da sahaya koyduk. Çok emek verdik yazın. Herhalde söylediğim gibi sabah 6.30'larda kalkıp idman yaptık. Günde 3 idman yaptık. Türkiye'de pek alışık olunmayan bir sistem. Hocamız da her maçtan önce, sezon başından beri bize onu söylüyordu. Sizin onlardan bir fazlanız var. Onları uyurken siz sabah 6.30'da çalışıyordunuz. Tüm maçlara bu bilinçle çıktık. Bu emeklerin karşılığını aldığımız için de çok mutluyuz.